Türkmenoğlu Dost Mağaza. Çilek Odası takımlarında inanılmaz indirimler sizleri bekliyor. Tüm beyaz eşya, züccaciye ve küçük ev aletleri marka ve modelleriyle Türkmenoğlu'nda. Adres: Cumhuriyet Caddesi, No 77, İpek Yolu, Van. Telefon: 444-65-01. Türkmenoğlu Dost Mağaza, Van Gölü TV ana haber bültenini sunar. Sayın Genel Başkan Danışmanımız Veysel Esen, sayın siyasi partilerin değerli temsilcileri, değerli büyüklerimiz, il başkanımız, ilçe başkanlarımız, saygıdeğer misafirlerimiz ve siz İyi Parti ailesinin değerli üyeleri, hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Delege çoğunluğumuz sağlanmış olduğundan seçime geçmek istiyoruz Sayın Başkanım. Bize verilen bir önerge var Divan Kurulu için, onu okuyacağım. Kabul edenler, etmeyenler diye oylarınıza sunacağım. 18-12-2022 tarihinde yapılacak olan Tuşba İlçe Kongresi'nde Divan Başkanlığı'na Genel Başkan Danışmanımız Avukat Veysel Esen, Divan üyeliklerine İpek Yolu İlçe Başkanımız Serkan Saygın, Erciş İlçe Başkanımız Yakup Özlek, Katip üyelik için üyeliklere İl Başkan Yardımcımız Hikmet Kızıltaş ve Çaldıran İlçe Başkanımız Hayrun Bayrağı teklif ediyoruz. Teklif edenler: Abdullah Akbaş, Yıldırım Yıldırım Vuran, Ali Değer, Özgür Gün, Erol Yıldırım Vuran, Kadri Kaya, Hurşit Şahin, Mehmet Fatih Şengin, Rıza Kahraman, Gülten Ulutaş, Bircan Akbaş, Hayriye Değer, Cevdet Akbaş, Nimet Akbaş, Cüneyt Değer, Vedat Şahin, Hüseyin Lezgin, Saniye Aybe, Zahir Çınar, Nurettin Gökçe, Telizer Gökçe, Savaş Kaya, Şenol Kaya, Ayşegül Kaya, Hasan Günlar, Fuat Sümertaş, Ferdi Dişli, Samet Figen Lezgün, Samet Şengüner. Oylarınıza sunuyorum. Divanı kabul ediyor muyuz? Kabul edilmiştir. Buyurun başkanım. Sağ olun başkanım. Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Orada konuşulacağı zaman Hikmet Başkanım, şu şeyi oraya alalım. Tabii alalım. Tuşba ilçemiz ikinci olan kongresi için en derin saygı, sevgi ve hürmetlerimizle selamlıyoruz. Şahsımız ve arkadaşlarımızla divana seçme nezaketinde bulunduğunuz için hepinize ayrıca teşekkür ediyoruz öncelikle. Divan olarak faaliyetimize başlıyoruz. Öncelikli olarak ülkemizin bugünlere gelmesinde
tartışmasız emek, hizmeti, kanı, gözyaşı olan Cumhuriyetimizin kurucusu, Türk milletinin önderi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin anısı ve hatırasına, salonda bulunan herkesi saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı hep birlikte okumaya davet ediyorum. Buyurun lütfen. Üzere memleketimiz çeşitli zorluklardan, sıkıntılardan, baskılardan geçmekte. Milletimizin enerjisi de, umudu da azaltmakta. Ekonomik, siyasi, sosyal aksaklıklar, uğursuzluklar, telaşlar, münakaşalar, yarışlar insanımızın yarına dair özlemlerini, umutlarını tüketmekte. Tam da bu vakitte bir Anadolu kadını elini yüreğine almış birisi, ben, sen, o demeden biz hepimiz tek bir yürek, tek bir millet ve tek bir bayrağın altında huzur, mutluluk içerisinde insan onuruna uygun şekilde yaşayacağız. Birlikte bir olacağız, birlikte zengin olacağız ve bir bayram sofrasına neşeyle bu milleti ulaştıracağız diye yola çıktı. Yüreğini eline koydu ve Anadolu'yu karış karış gezerek gönüllerde taht kurdu. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in selamlarını ve saygılarını getirdim. Müsaade buyursanız kongrede huzurda bulunanlara mesajı var. O mesajını sizlerle paylaşmak isterim. Değerli hazirim, milletimizi umutsuzluğa mahkum eden, ülkemizi derin bir krize sürükleyen, bugünlerimizi tahrip, geleceğimizi tehdit eden kirli bir düzenle mücadele etmek için yola çıktık. Çıktığımız bu kutlu yolda milletimizin sevgisi, desteği ve teveccühü ile her geçen gün başarıya bir adım daha yaklaşıyor. Sizlerin kıymetli çalışmaları, özverisi ve fedakarlığı ile daha da güçleniyoruz. Biliyoruz ki tıpkı milletimiz gibi omuzlarımızdaki yük ağır, sorumluluklarımız büyük, yolumuz çetindir. Ancak biz Atatürk'ümüzün dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. Sözlerindeki inançla asla durmadan, yorulmadan, sıkılmadan yürümeye her daim devam ediyoruz.
Sahip olduğumuz azim, inanç ve kararlılıkla hedeflediğimiz güçlü, zengin ve mutlu Türkiye'mizi hep birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Emin olun, ülkemizi hak ettiği yarınlara kavuşturacağımız, milletimizin karamsarlığa yenik düşen yüzünü güneşe çevireceğimiz, o kutlu hedefimize ulaşacağımız günlere çok az kaldı. Sizin nezdinizde bu kutlu yolda bizlerle birlikte yürüyen tüm dava arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyor, kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yüce Allah gayretlerinizi ibadet saysın. En içten sevgi ve saygılarımla milletimizin umudu İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Sizleri böyle boğucu, yorucu konuşmalarla sıkmak, yormak ve sabrınızı zorlamak istemiyoruz. Huzur ve dirlik içerisinde, birlik ve uyum içerisinde kongremizi yapacağız. Umarım buradan çıkacak sonuçlar önce Tuşba'ya, sonra Van'a, sonra tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olacak. Kırılmaca, gücenmece, yorulmaca yok. El birliğiyle, ortak bir inançla, ortak bir hedefe yönelik olarak çalışmalarımızı hep birlikte devam edeceğiz. Bu sebeple gündemi tayin ve tespit edip çalışarak seçim kuruluna geçene kadar işlemleri bizler arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. Sonra yargı birimleri nezdinde Tuşba ilçesi kongre seçimlerimizi tamamlayacağız. Gündemin dördüncü maddesine geçiyoruz arkadaşlar. Dördüncü maddemiz mevcut ilçemizin faaliyet raporunun okunması, kongrenin onayına sunulması ve oylanması. Tuşba ilçemizin geçmiş dönemde görev süresi içerisindeki faaliyet raporu divanımıza ulaştı. Faaliyet raporunu okumak, genel kurulun bilgisine sunmak üzere divan üyelerimizden Sayın Hikmet Kızıltaş Bey'e veriyorum. Bunu heyetle paylaşalım efendim. İlçemizin faaliyetini özet olarak okuyacağım. Van Tuşba İlçe Başkanlığı olarak Sayın İl Başkanımız Selim Özgökçe önderliğinde ilimizde yaşanan doğal afetler, taziyeler, esnaf ziyaretleri, halkımızla siyasi sohbetler, ülkenin sıkıntılarını anlatıp Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in önderliğinde bunları nasıl aşacağımızı, neler yapacağımızı anlatmaya çalıştık. Faaliyetimizin özeti budur. Siz sevgili misafirlerimize, delegelerimize sunuyorum. Ben faaliyet raporunu kongrenin oylarına ve onaylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, Tuşba Merkez İlçe Teşkilatımızın geçmiş dönem faaliyeti kurulumuzun onayına sunulmuş ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin beşinci maddesi gereği teşkilatımızın mali faaliyet raporunun genel kurulun gündemine sunulup oylanması faslına geçilmiştir. İlçe teşkilatımız mali faaliyet raporunu divanımıza sunmuştur. Kurulun bilgilerine sunuyorum. Hikmet Bey buyurun. Sevgili misafirler, tekrardan hoş geldiniz. Şimdi size Tuşba İlçe Başkanlığımızın 2020-21-22 yıllarında mali tablosunu okuyacağım. 2020 yılı için teşkilatımızdan gelen destek 27 bin lirasıdır. 2021 yılı için 12 bin lirasıdır. 2022 yılı için ise 11.135 Türk lirasıdır. Toplamda bu 3 yılda süre içerisinde ilçe başkanlığımıza, teşkilatımızca 50.135 TL yardım yapılmıştır. İlçe başkanlığı olarak
Seyahat giderlerine 2500 TL. Bironun kirası, elektrik ve benzeri giderlerine toplamda 60.000 TL. Bayrak filama giderlerine 2500 TL. Toplamda 65.000 TL bu 3 yıllık süre içerisinde giderimiz olmuştur. Teşkilatımızdan gelen 50.000 lira yardımdan sonra geriye kalan 14.865 TL'si Tuşba İlçe Başkanlığı Yönetimi ve Yönetim Kurulu tarafından karşılanmış, bu tutar da partimize, ilçe teşkilatımıza bağışlanmıştır. Önümüzdeki yıl genel seçimler olacağından 2023 yılı tahmini bütçemizde ise teşkilatımızın daha aktif, daha hızlı, daha etkin olabilmesi için teşkilatımızdan 530.000 TL yardım talebinde bulunmuştur. Tahmini hedeflenen giderler ise 540.000 TL olarak hedeflenmektedir. Sözü oylama için Sayın Divan Başkanımız Veysel Bey'e bırakıyorum. Veysel Bey. Değerli hazırım, Tuşba İlçe Teşkilatımız geçmiş dönem mali faaliyetleriyle ilgili raporu okundu. Söz almak isteyen var mıdır? Ben onu değil, geçmiş dönem faaliyetini söylüyorum. Geçmiş dönem faaliyetiyle ilgili mali raporu ben genel kurulun oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, genel kurulumuzun mali faaliyeti, teşkilatımızın mali faaliyeti genel kurulun bilgisine sunulmuş, onaylanarak ibra edilmiştir. Sorunuzla ilgili tahmini bütçe denilen şey seçim dönemin. Bu bir tahmindir. Resmi hesapla o seçim dönemi ve faaliyetleri içerisinde ban kendi ihtiyaçlarını karşılar herhalde ya. Söylediğin doğrudur. İnşallah başkanım. Değerli Hazırım, gündemimizin tahmini bütçeyi oylamadık henüz. Tahmini bütçeyi ben oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz. Gündemin 6. maddesi gereği siyasi konuşmalar faslına geçiyoruz. Divanımızdan kongre ile ilgili söz isteyen var mıdır? Mevcut ilçe başkanımız veya aday olmayı düşünenler divanın gündemin bu faslında söz kullanacaklar. Kıymetli başkanım, siz aynı zamanda adaysınız da, o zaman ev sahibi olarak, teşkilat başkanı olarak ilk sözü size verelim. Buyurun efendim. Sayın divan, siyasi partilerin değerli temsilcileri, İl başkanımız, ilçe başkanlarımız, saygıdeğer misafirlerimiz ve siz İyi Parti ailesinin değerli üyeleri, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün hepimiz burada demokratik bir süreci yerine getirebilmek için bulunmaktayız. Daha iyi bir Türkiye ve daha iyi bir Van için başta genel başkanımız Sayın Meral Akşener, Meral Akşener olmak üzere bütün teşkilatımızla gece gündüz durmadan çalışmaktayız. Her gün ülkemiz için güzel günlere biraz daha yaklaşmaktayız. Umutluyuz. Çünkü ülkemizin güzel insanları iyi olan her şeyi sonuna kadar hak ediyor. Ve bunu yapabilmek için de elinden geleni ardına bırakmayan, geceli gündüzlü çalışan arkadaşlarla birlikteyiz. Bu konuda bu yüzden çok umutluyuz. İnşallah güzel günler çok yakın. Güzel Tuşba'mızı hak ettiği koruma getirmek için var gücümüzle, ekibimle birlikte
çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz 3 yıl içerisinde gerek şahsın gerekse yönetim kurulu üyelerimizle elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık, çalışıyoruz. Bu hizmetleri sunarken dikkat ettiğimiz ve kendimize görev olarak bildiğimiz en önemli kurallarımız kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı ve ötekileştirici bir siyasi yaklaşımdan uzak durmak oldu. Partimizin temel misyonu barış, kardeşlik, demokrasi, adalet ve çoğulcu katılımlı bir toplum oluşturmayı hedeflemekteyiz. Biz inancımız gereği siyasete giren siyasetçilerin ayrıştırıcı değil, birleştirici olduğuna inanan insanlarız. Siyasetçinin görevi toplumları ayrıştırmak, kutuplaştırmak değildir. Birleştirmektir. Bizim hedefimiz Van'da herkesi bir araya getirebilmek. Her insanı, her aşireti bir araya getirebilmek için çaba sarf ediyoruz. Bu vesileyle hepinize tekrardan hoş geldiniz diyorum. Demokratik yarışın bizlere ve siz değerli halkımıza hayırlı olmasını, Tuşba'mıza ve Van'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Değerli Divan, Sayın İl Başkanım Selim Özgökçe, Sayın İlçe Başkanlarım, diğer siyasi parti temsilcileri, delegeler ve basın mensupları, değerli misafirlerimiz, kongremize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle iyi ailesi olarak iktidara adım adım yürüdüğümüz bu günlerde birlik ve beraberlik içinde iktidar olacağız. İyilik edenin iyilik bulacağı günlerimiz pek yakındır. İyi bir Türkiye, iyi bir ekonomi, iyi bir gelecek için hepimiz iyileşeceğiz. Şimdi bizler burada Van ilimiz Tuşba ilçe başkanımızı seçmek için toplandık. Değerli vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Tuşba ilçemize aday olduk. Saygıdeğer Abdullah Akbaş ilçe başkanımız ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Tüm misafirlerimize katılımlarından dolayı teşekkür eder. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hüseyin Nezmi. Konuşmacı arkadaşlarımızı dinledik. Duygu ve düşüncelerinden dolayı kendilerine İYİ Parti Van ailesi adına, teşkilatım adına il başkanı olarak her iki kardeşimize de teşekkür ediyorum. Genel başkanımızın değerli danışmanı Avukat Veysel Esen Bey, Elazığ'dan gelen değerli misafirlerimiz, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, basınımızın değerli ve güzide üyeleri, partimizin üyeleri, delegelerimiz, hanımlar, hanımefendiler, beyefendiler, yarınlarımız için bize umut olan çocuklarımız, bugün Tuşba ikinci olan kongremize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün burada Kadim Van şehrimizin Tuşba ilçesinin ikinci olan kongresini yapmak üzere bir araya geldik. Değerli Tuşba ilçemizi her alanda ve her anlamda bizleri İYİ Parti ailesini temsil eden, bu anlamda büyüterek gecesini gündüzüne katan ve bugünlere getiren, büyük gayretler gösteren değerli ilçe başkanımız Abdullah Akbaş ve değerli yönetimine hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. İl başkan yardımcısı olarak da benimle her kulvarda bir dakika bile durmadan, yorulmadan 5 yıllık bir süre içerisinde her anlamda sırtımı dayadığım, her anlamda desteği aldığım çok değerli kardeşim Hüseyin Lezgin başkanımıza da bu anlamda yine hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Bugünkü mücadeleleri demokrasi çerçevesi içerisinde partimiz için, milletimiz için hayırlara vesile olsun diyorum. İçinde bulunduğumuz bu seçim arefesinde genel başkanlığımızın ve genel idare kurulumuzun almış olduğu kararlar doğrultusunda seçim öncesinde partimizi büyütmek, seçime hazır hale getirmek, daha çalışkan kadroları, daha güçlü kadroları partimizi büyütmek adına alınmış olan ve bizleri motive eden, bizlere güç katan bu kongre seçimlerimiz
partimiz için, milletimiz için hayırlara vesile olsun diyorum. Değerli kardeşlerim, daha düne kadar yani son seçimde göz önünde bulundurduğumuzda bir avuç insandık. Bugün sizlerle beraber salonlarımızı dolduruyoruz. Yarın da hep beraber yine miting alanlarını dolduracağız. Bu anlamda her bir üyemize, burada bulunan herkese ben şahsım adına ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Beş yıl önce bir kadın, bir lider ekibiyle beraber bu ülkeye umut oldu. Köy köy, ilçe ilçe, il il, kapı kapı dolaştı. Bu ülkede gezmedik esnaf, sıkılmadık, el bırakmadı, çalmadı kapı, bırakmadı. Bizler Cesurlar Hareketi'nin liderine, Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi'ye vermiş olduğu bu çabaya, göstermiş olduğu bu gayrete layık mıyız? Evet, bizler de 5 yıl boyunca layık olmaya çalıştık ve daha iyi olmak için de durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Çalmadık kapı, sıkılmadık el kalmayana kadar elimizden ne gelirse en iyisini yapmak için bu ülkenin umudu Genel Başkanımız Meral Akşener'e her anlamda destek olmak için hiç durmadan çalışacağız. Bizler sizlerle büyüdük. Bizler sizlerle güçlendik. Ama bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalar yeterli midir? Ülkenin şu an içinde bulunduğu durumdan dolayı ben diyorum ki hayır. Daha iyisini yapmak zorundayız. Daha güzelini yapmak zorundayız. Daha çok çalışmak zorundayız. O yüzden diyorum ki gelin birlik olalım, gelin beraber olalım. Siz olmazsanız olmaz. Siz olmazsanız biz bir kişi eksiyiz. Gelin ülkemizi yeniden güçlü bir Türkiye haline getirelim. Gelin köylerimizi tarımla, hayvancılıkla yeniden üreten bir toplum haline getirelim. Gelin bu tek başlı yönetimden kurtulalım. Ülkemizi gerçek zenginliğe kavuşturacak, halk için, hak için çalışacak güçlendirilmiş parlamenter sistemi kuralım. Eğitim sistemini hak ettiği seviyeye getirip geleceğimiz olan çocuklarımızın hayata bakışını yeniden umutlandıralım. Beşli çeteye peşkeş çekilen ekonomiyi gelin hep beraber düzeltelim. Unutmayalım, İyi Parti siyasi bir parti olmaktan ziyade bir evdir, bir yuvadır, bizler için bir ana ocağıdır. Gelin bu ülkeyi adaletle yönetelim. Bu ülke kolay kurulmadı. O yüzden tekrar diyoruz ki İyi Parti çatısı altında hep beraber olalım, can olalım, kardeş olalım. Sizlerle birlikte başaracağız, başaracağız, başaracağız. Her zorluğu hep birlikte birbirimize destek olarak da aşacağız. Değerli kardeşlerimiz, TÜŞBA 2. olağan kongremizi partimiz için, ülkemiz için hayırlara vesile olsun diyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. 2. olağan kongresinde aday müracaatlarını bekliyoruz. Divanımıza bu konuda iki ayrı teklif ulaştı. İYİ Parti TÜŞBA İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi Divan Kurulu'na Abdullah Akbaş Bey'imizin, mevcut teşkilat başkanımızın müracaatı. İYİ Parti TÜŞBA İlçe Başkanlığı'nın 18-12-2022 tarihinde yapacağı 2. Olağan Kongresi'nde aşağıda kimlik bilgileri ve tatbik imzaları bulunan TÜŞBA İlçe Başkanlığı delegelerimizin onayıyla ilçe başkanı adayı olmak istiyorum. Abdullah Akbaş, Mehmet Fatih Şengin, Özgür Gün, Ali Değer, Bircan Akbaş, Gültan Ulutaş, Hatice Enünç, Kadri Kaya, Ömer Yardın, Hatice Salı, Pınar Pınar, Fuat Sümel, Rıza Kahraman, Ahmet Akbaş, Rıza Bingöl, Meral Saygın, Ayşegül Akbaş, Gülsüm Akbaş, Vedat Şahin, Aygül Kaya, Şenol Kaya, Tunç Yıldız, Handan Yıldız, Mehmet Köroğlu, Arzu Akbaş imzalarıyla bir yönetim listesi ve üst kurul delege listesi, il delege listesi Ekim'de. Pusulalarımız hazır mıdır başkan? Divana teslim edin lütfen. Evet efendim. İlçe Başkanı Abdullah Akbaş Bey tarafından divanımıza iletilen yönetim kurulu listesini de sizinle paylaşmak istiyorum. İlçe Başkanı adayı Abdullah Akbaş. Yönetim kurulu adayları Gülten Ulutaş, Mehmet Fatih Şengin, Ali Değer, Özgür Gün, Cüneyt Değer, Muzaffer Karaal, Elvan Güreşçe, Tuğba Irmak,
Songül Işık, Serdar Özçoban, Cevdet Akbaş, Kürşat Şahin, affedersiniz, Hurşit Şahin, İrfan Vuruşkaner, Muğdat Irmak, Yıldırım Yıldırım Buran, Handan Yıldız, Murat Çakmak, Mehmet Temiz, İzzet Şahinal ve Kadri Kaya. Devamında 79 kişilik Tuşba ilçesinin Van İl Kongresi'ne il delegesi adaylarının bulunduğu liste var. Yönetim Kurulu yedek listesi Özcan Uçar, Fuat Sümertaş, Rıza Bingöl, Özkan Değer, Zeynel Şahin, Ahmet Akbaş, Ali Murat Keser, Necati Özgün, Ömer Yardım ve Vedat Şahin isimlerinden oluşmakta. Bu ara divanımıza Tuşba İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'nde başka bir ilçe yönetim listesi geldi. 18-12-2022 tarihinde saat 11'de yapılan Van ili Tuşba İlçesi 2. Olağan Kongresi'nde Tuşba İlçe Başkanlığı'na ekte sunmuş olduğum yönetim kurulu ve delege listemle birlikte aday olduğumuzu beyan ederiz. Hüseyin Lezgin. Önergede imzası bulunanlar Fahrettin Lezgin, Nurettin Gökçe, Halil Gökçe, Nazan Özgökçe, Şeyda Çınar, Zahir Çınar, Hasan Gülner, Ferdi Dirli, Mert Özgökçe, Figen Lezgün, Ayfer Seyitoğlu, Aynur Özgekçe, Ayşegül Kayda, Gülhanım Muhacir, Neriman Gökçe, Fatma Özgökçe, Şebnem Özgökçe, Yıldırım Özgekçe, Sinem Kaya, Telli Çınar, Mustafa Çınar, Rahime Gülçatı, Songül Özgökçe, Oğuz Özgökçe, yeterli sayıda delegemiz tarafından imzalandığı görüldü. Sayın Başkan, değerli hazırım, ilçe başkan adayı Hüseyin Lezgin Bey tarafından verilen yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri içeren liste ve Van İl Kongresi'ne ilişkin il delege listesine ait 79 kişilik liste divanımıza ulaştı. Hüseyin Lezgin Bey tarafından oluşturulan, teklif edilen yönetim şu şekilde: Başkan Hüseyin Lezgin, Yönetim Gülhanım Muhacir, Nazan Özgökçe, Neriman Gökçe, Nazan Kuşan, Şebnem Özgökçe, Ceylan Kızıltaş, Aygül Demirel, Nurettin Gökçe, Fahrettin Lezgün, Ferdi Dirli, Feyyaz Fani Erfidan, Fuat Sümertaş, Mustafa Çınar, Kadir Çınar ve Sultan İpin, Uğur Tan Yıldız, Hüsnü Çınar, Ahmet Kına, Mahsup İpin, Nurettin Sürücü, Oğuz Ökük, Özgökçe, Şenol Kaya, Mehmet Çınar, Kadir Altıntaş, Yusuf Kızıltaş, Figen Lezgün, Cüneyt Çınar, Savaş Kaya, Suat Arı, Tellizar Gökçe, Ayşegül Koya. Yönetim Kurulu adayları yedek liste: Saadet Muhacir, Songül Çınar, Gülistan Çınar, Zahir Çınar, Hanımzer Muhacir, Hakan Özgökçe, Fatma Özgökçe, Hatice Arı, Hasan Günler, Mehmet Kaya, Nasır Özgökçe, Reşit Çayan Arı, Halil Gökçe, Ercan Muhacir. Her iki listenin de arzu edilen koşullara uygun olduğu, yeterli sayıda bulunduğu, kadın kotasına dikkat edildi, heyetimizce tespit edildi. Her iki listeden efendim, başkan adayı Hüseyin Lezgin tarafından sunulan liste sarı liste. Kullanılacak seçimde Hüseyin Bey'e oy verecekler, sarı listeyi zarfa koyacaklar, sandık kuruluna, seçim kurulundan alacakları pusulalarda. Başkan adayımız ve mevcut başkanımız Abdullah Akbaş Bey'in listesi ise beyaz liste olarak seçime girmektedir. Oy verecek arkadaşlarımız seçim kurulundan her ikisinden birer tane alacaklar, kapalı oy verme yerine geçerek arzu ettikleri oyu kullanacaklar. Bu her iki listeyin birer örneğini ilçe seçim kuruluna teslim etmek üzere heyetimizin ad soyadı yazarak imzalamalarını istiyorum. Tamam abiciğim. Biz imzalıyoruz. Evet. Bu ara kalem burada bu. İlçe seçim kurulu görevlilerine oy verme, sayım ve tasdif işleriyle ilgili yardımcı olmak üzere sandık için Murat Erzen beyefendi önerildi. Murat Ezen.
Evet, affedersiniz, önerirdi. Murat Ezen Bey, sandık kurulu üyeliği için oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, Murat Ezen Bey de sandık kurulu üyeliği için seçilmiştir. Kıymetli ağabeyler, iyi ailemizin değerli mensupları. Burada bir müsabaka, yarış ve rekabet yok. Bu aile içerisinde günü zamanı gelmiş, resmi anlamda kongreyle yeni kan, yeni heyecan, yeni umutlar ve yeni hedefler için iki tane istekli çıkmış ve bu her iki istekli de ilçeye, ilimize, ülkemize hizmet yarışında katkı sahibi olmak, çorbaya tuz eklemek istiyor. Bir kere başlı başına bu insanların herhangi birinin ülkenin içinde bulunduğu koşullarda böyle bir göreve talip olması başlı başına bir cesaret ve bir duruş örneği. Burada aile ortamı içerisinde bu büyük aileye gelmiş bir teklif var ve bu teklifi bu aile burada karara bağlayacak. Bize yakışacak olgunluk ve vakar içerisinde, sükunet içerisinde tercihimizi yöntemine uygun yapacağız ve buradan çıkacak sonuç her ne olursa olsun birlik beraberlik içerisinde el ele, omuz omuza bu salondan yarım kalan, devam eden işlerimizi takip etmek üzere birlikte ayıracağız. Burada bu ortamı gördük. Bu tatlılığı da her iki başkan adayımız birlikte bize yaşattılar. Ben huzurlarınızda her ikisine de çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Cenab-ı Allah yardımcınız olsun. Sonuçların da ilçemize, ülkemize, milletimize, Van'a, tüm insanlığa hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Şimdiden seçilecek arkadaşımızı tebrik ediyor. Diğer adayımızı da beraber yol yürümeye, beraber olmaya, kaldığımız yerden devam etmeye çağırıyorum. Bunun dışında bir düşüncemiz yok. Cenab-ı Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Cenab-ı Allah gayretlerinizi başarıyla taçlandırsın. Hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Türkmenoğlu Dost Mağaza. Çilek Odası takımlarında inanılmaz indirimler sizleri bekliyor. Tüm beyaz eşya, züccaciye ve küçük ev aletleri marka ve modelleriyle Türkmenoğlu'nda. Adres: Cumhuriyet Caddesi, No 77, İpek Yolu, Van. Telefon: 444-6501. Türkmenoğlu Dost Mağaza, Van Gölü TV ana haber bültenini sundu.